Kucak dolusu sevgilerle tekrardan merhabalar. Bu haftaki konumuzun adı ölümden en çok korkan benim. En kıymetli varlıklarımız evlatlarımızdır. Hiçbir şeyle değişilmez. Doğduğu andan itibaren hayatımızın baş köşesi onundur ve yerini hiç kimse dolduramaz. Yeter ki istesin, yoktan var ederiz. Bir hastalansın veya başına kötü bir şey gelsin, dünya tersine döner. Onun için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışırız. Bir de engelli anneleri var ki bu anlattıklarımın hepsini ikiye katlar. Bunu her yıl Kadirli Kadınlar Meclisi olarak yapmış olduğumuz Sevgi İzi uygulamasından biliyorum. Her şey Meryem Hanım'ın bana ulaşarak "Oğluma lütfen Sevgi İzi uygulaması yapar mısınız?" demesiyle başladı. Ben ve kıymetli üyelerim bu dileğin ardından hemen görüşmelere başladık ve hem Meryem Hanım'ın oğluna hem de kaybolma riski yüksek tüm vatandaşlara Sevgi İzi uygulamasını yapmaya çalıştık. Bunu düzenli olarak her yıl yapıyoruz zaten. Bu uygulamayı yaparken onların hayatını yakından takip ettik. Gerçekten çok zor durumdalar. Çünkü bir odaya sığamayacak kadar enerji dolu bazı engellilerimiz. Bu yüzden dışarı çıkmak istiyorlar. Fakat aileler kaybolma riskine karşı çok endişeleniyorlar. İşte bu uygulama sayesinde el bileklerine kazınan kalıcı dövmeyle çocuklar kimlik kartı gibi bir şifreyle arandıkları her yerden bulunabiliyorlar. Bu bilgilerin hepsi emniyetlerde de bulunuyor zaten. Bu yüzden aileler çok rahatlıyor ve biz de buna vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben buradan tekrar bu uygulamayı Türkiye'de başlatmış olan sevgili Müge Anlı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Ve her yıl bizi bu uygulamadan sonra canlı yayına davet ediyor. Hem ilçemizi temsil ediyoruz hem de yapmış olduğumuz iyiliklerin gururuyla daha mutlu oluyoruz. İşte bu annelerin en çok korktuğu şey çocuklarından önce ölmek. Neden? Çünkü bu ölüm neticesinde çocuklarının daha iyi bakılamayacağını düşünüyorlar. Onlar ben olmadan uyuyamaz, ben olmadan yemek yiyemez diyorlar. En çok canlı yayına giderken götürmek istediğim annelerden bir tanesi mümkün değil, ben olmazsam o uyumaz, yemek yemez dediği için ben bu annelerin hayatlarını çok çok saygı duyuyorum. Tebrik ediyorum ve inşallah bundan sonra daha rahatlayacaklar. Zaten hepsi de çok çok teşekkür ettiler bize. Biz de daha rahatladık. Gelelim Ahbap Yönetim Kurulu'na. Osmaniye Ahbap Yönetim Kurulu'na yeni seçilen Gizem Hanım'ı, Kadirli'den Gizem Hanım'ı kutluyorum. Ve buradan tüm Ahbap yönetimine, Ahbap platformunda bulunan tüm iyiliksever insanlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ahbap bir iyilik hareketi ve ben de burada olmaktan çok çok mutluyum. Hep iyilikler yapalım, bunun için yaşayalım. Çünkü bu hayatta iyilikler kazanacak. Bir yerde okumuştum, kötülerin oranı dünyada %5'miş ama çıkardıkları etki, yarattıkları etki o kadar fazlaymış ki bunu fazlasıyla katlıyor. O yüzden biz çoğalırsak, yani iyiler çoğalırsa kötüler azalacak mantığıyla lütfen çoğalalım, birbirimize destek olalım. Daha çok Kadirli Kadınlar Meclisi üyelerime buradan sevgi gönderiyorum ve herkesi gelip bizimle tanışmaya, aramızda yaptığımız iyiliklere katılmaya davet ediyorum. Şimdiden teşekkürlerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar.